Hepinize merhabalar arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı 2022 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih işlemleri duyurusunda bulundu. İlan numarası burada görüyorsunuz arkadaşlar. 50324 ilan türü askeri personel ilanları. Başvurular 18 Nisan 2022'de başladı. 13 Mayıs 2022'de saat 23.59'a kadar adayların harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulu tercihlerini yapmaları gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır. Yani 2 haftalık daha zamanınız kaldı bugün itibariyle. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM Başkanlığı'nca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yani MSÜ 2022 katılan ve 2022 YKS başvuruları bulunan adaylar tercih yapabilecektir diye de bir not düşüldü. Bakın düşünen arkadaşlarımızın ben linki yorumlara atacağım. Ama buradan ana temalarla da açıklıyorum. Bakın Şehit Gazi Çocuğu olan adayların dikkati için özel bir bölüm var. Bunu okumanızı istiyorum. Hava Harp Okulu tercih edecek adayların dikkatine diyor. Hava Harp Okulu'nu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır diyor. Bunların hepsini dikkate alın. Detayları buradan linkten inceleyerek müracaat etmeyi düşünen arkadaşlarım müracaatlarını yapabilirler. Puan türlerinde, çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'nün kontenjan durumuna göre belirlenecek internet ortamında ilan edecektir. Çağrılar puan türündeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir. Okul türüne göre belirlenen tamam puanlar ve adayların ilgili 2022 MSÜ Milli Savunma Üniversitesi puan türündeki sırasına göre ikinci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme. Bakın buradaki personeltemin.msv.gov.tr internet adresinden yapılacak olup sınava çağrılar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı'nca yine personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağrılan adaylar sınava başvuru yaparken, tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir diyor. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerini doğru olması ve özellikle cep telefonu numaralarında güncel olması çok önemlidir. Yerleştirmede harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp okullarına yerleştirmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların meslek yüksekokulları tercihleri dikkate alınmayacaktır diyor. Bunları muhakkak okuyun arkadaşlar. Özellikle dikkat denen bölümler var. Bakın Hava Harp Okulu adayları için hem erkek hem kadın adaylar için uygulanacak boy kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 160-190 santim dahil arasında olacaktır diyor. Bayan da erkek de. Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylarında erkek askeri öğrenci adayları için boy kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 1.65'e 2.10 santime dahil 19 yaşından küçük erkek adaylar için 165'e 190 santim arasında kadın askeri öğrenci adayları için boy kilo sınırı kılavuzda belirtilen tablodaki 160'a 2 metre dahil 19 yaşından küçük kadın adaylar için de 160'a 190 santim arasında olacaktır. Boy kilo sınırının dışında kalan adaylar adaylıkları sonlandırılacaktır diyor. Bu boy kilo endeksine lütfen dikkat edelim. İkinci bir önemli dikkat denen şey harp okulları için 2022 yılı YKS temel yeterlik testi TYT ile alan yeterlik testlerine AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021 yılı YKS temel yeterlik testine TYT'ye girmeyen veya 2021 TYT puanını kullanmak isteyen 2022 YKS'ye başvuru yapmayan adaylar hiçbir surette asker okullarına yerleştirilmeyecektir.
Tercihinizi yaparken aday yerleştirme işlemleri süresince tercih önceliğinize ve aday değerlendirme puan ADP sırasına göre yerleştireceğinizi ancak ek yerleştirme sürecinde tercihlerinizin arasında bulunan herhangi bir tercihinizde yerleştirebileceğinizi unutmayınız diyor. Ben linki açıklamalar bölümüne atıyorum. Buradan da detayları inceleyerek oradan başvuru kılavuzuna basıp başvurularınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece buradaki başvuru butonuna basmanız yeterli. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Link açıklamalarda, oradan girip başvuruya bastığınız takdirde müracaatlarınız kabul edilecektir. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın arkadaşlar.